non teistlerin Resulullah'ı cinsel yönden eleştirmeleri, kadın cinselliği üzerinden eleştirmeleri çok yersiz, çok saçmadır. Çünkü Araplar içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerce yıllık tabuları yıkmıştır ve kadınlara hiç kimsenin vermediği hakları vermiştir. Örneğin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının eşya olmadığını, çünkü Araplarda biliyorsunuz kadın eşyaydı. Kadın tıpkı bir deve gibi miras bırakılabiliyordu. Kadın tıpkı bir eşya gibi alınıp satılabiliyordu. Erkek çocuk doğurmadığı müddetçe, erkek çocuk doğurduktan sonra kadın insan muamelesi görüyordu ama erkek çocuk doğurana kadar kadın bir eşyaydı. Kadınlar üzerinden çıkıp da ya bu Muhammed pedofilidir, Muhammed şöyledir, Muhammed böyledir demek en aşağı deyimiyle alçaklıktır değerli arkadaşlar. Ki bunu da böyle hani 3000-5000 abonelik YouTube kanalları yapmıyor arkadaşlar. Bunu 500 bin abonelik ateist kanallar yapıyor. Bunu 700 bin abonelik ateist kanallar yapıyor. Bir de öyle nazik nazik anlatıyorlar ki böyle bileklik falan takıyor. Böyle bir gözlük takıyor. Arkadaşlar tabii Muhammed aslında iyi biridir ama cinsel yönden biraz şöyledir falan. Millet altına yazıyor. Evet ya çok haklısın falan filan diye böyle millet altına yazıyor. Yani Allah Azze ve Celle seni bildiği gibi yapsın. Allah'ın izniyle sizle uğraşacağız. Sizin bütün şüphelerinize cevap vereceğiz. Artık öyle bir hale geleceksiniz ki Allah'ın ayetinde de dediği gibi mutu bi gayzikum seviyesine geleceksiniz. Yani öfkenizden artık böyle ölecek, böyle çatlayacak, tırnaklarınızı yiyecek seviyeye geleceksiniz. İnşallah gençleri veya arayış içerisinde olanları size yem etmeyeceğiz. Ama bakın dikkat edin, Buhari'de diğer kaynaklarda geçen bu evlenme hadisinin hiçbirini Resulullah söylemiyor. Hiçbir hadiste Resulullah demiyor, ben Ayşe ile 6 yaşındayken evlendim, 9 yaşında ilişkiye girdim. Böyle demiyor hiçbirinde. Hepsinin kaynağı Ayşe radıyallahu anh'dır. Yani arkadaşlar bu sözler vahiy olmayan sözlerdir. Normal cennetle müjdelenmiş bir annemize ait sözlerdir. Allah'tan direkt vahyedilmiş sözler değildir. Kime vahiy gelir? Peygamberlere değil mi arkadaşlar? Bizim peygamberimiz kim? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ey mealciler ya da ey ateistler, Ayşe radıyallahu anh'la Resulullah 6 yaşında evlendiyse, Cübeyr ile Ayşe radıyallahu anh 3 yaşında mı nişanlandı? Ya sizin hiç aklınız yok mu ya? Yani Ayşe radıyallahu anh'la Cübeyr 3 yaşında mı evlenecekti? 2 tane bebek 3 yaşında gerdeğe mi girecekti? Ayşe radıyallahu anh arkadaşlar bu Kamer suresini duydum diyor. Eğer Ayşe radıyallahu anh sizin dediğinize göre 614 yılında veya 618 yılında doğmuş ise eğer. Kardeşim Kamer suresini bu annesinin karnında mı duydu? Annesinin karnında mı buna şahit oldu? Kendisi diyor ki bakın Buhari'de ve Fethül Bari'de geçiyor. Kendisi diyor ki bu ayet indiği zaman ben bu ayeti duydum diyor. Muhammed'e bu ayet indi diyor. Yani ateistler yok 614'te doğdu. Bazıları da diyor bu zındık bazı ateistler var böyle. Böyle artist böyle tipleri var bir de. Arkadaşlar katıla destek vermeyi unutmayın. Patreon'dan destek vermeyi unutmayın falan filan. Muhammed iyi biridir ama biraz cinsel yönden zaafları vardı. Çünkü çok baskı altındaydı ve cinsellikle rahatlıyordu bilmem ne. Allah senin belanı versin. Allah'tan korkmuyorsunuz çünkü inanmıyorsunuz ama bari delikanlı olun. Delikanlı olun ya, adil olun ya. Sonra da ateistlere bir kızdığında burada Türkiye'de bize hiç saygı göstermiyorlar. Saygı kalmamış. Oysa ki Avrupa'da böyle değil. Avrupa'da medeniyet var. Sizin Avrupa'nıza da tüküreyim, size de tüküreyim. Sen GTA oynayınca 40 yaşında oluyorsun, bir şey olmuyor da Counter oynayınca diğer ne bir sürü oyun. Onları oynayınca bir şey olmuyor da Ayşe radıyallahu anh 18 yaşında bebekle oynayınca mı sıkıntı oluyor? Ne adaletsiz bir adamsın ya. Ne adaletsiz, ne karaktersiz bir adamsınız. Kendiniz oynayınca iyi, kendinizde sıkıntı yok. Ayşe radıyallahu anh oynayınca vay 6 yaşında evlenmiş, Muhammed pedofili bilmem ne. Allah sizin belanızı versin. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli arkadaşlar, bugün Ayşe radıyallahu anhu ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç yaşında evlenmiştir? Hadis inkarcılarının hadisleri inkar etmek için getirdiği şüpheleri, ateistlerin de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi pedofili olmakla, yani çocuk tecavüzcüsü, çocuklara cinsel ilgi duyan bir insan olduğunu iddia etmeleri üzerinden yaptıkları propagandalara, kara propagandalara 18 madde ile bütün şüphelerine tek 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 akli, nakli ve mantiki delillerle cevaplar vereceğiz. Çok güzel bir video olacak çünkü uzun bir çalışmanın ve uzun bir araştırmanın neticesinde hazırlanan bir video olacak. YouTube'da bu konu hakkında bir araştırma yapıldığında birkaç tane böyle yarım yamalak Ayşe radıyallahu anh savunması dışında pek bir video yok açıkçası. O yüzden kaynak niteliğinde bir video olması için büyük çaba sarf ettik. Öyleyse hemen başlayalım.
Değerli arkadaşlar, en baştan şunu söyleyelim. Bizler ne hadis inkarcılarının ne de ateistlerin inançlarıyla ilgilenmiyoruz. Burada onları sorgulamak ya da onları giyutin altına almak falan böyle bir derdimiz, böyle bir niyetimiz yok. İnsan dünyada cennetini de yanında götürür, cehennemini de yanında götürür. Kur'an'a ve sünnete tabi olan cennetini yanında götürür. Nefsine, hevasına veya başka şeylere tabi olan da cehennemini yanında götürür. Bunu ispatlamanın çok kolay bir yolu var. O da ölmek. Bir gün hepimiz öleceğiz, değil mi? Herhalde bu videoyu izleyen hiç kimse ölmeyeceğini iddia etmiyordur. Öldüğümüz zaman görürsünüz bakalım neyin ne olduğunu. Bugün Ayşe radıyallahu anh'ın kaç yaşında evlendiğini anlatacağız. Ancak arkadaşlar, aslında biz bu videomuzda ehl-i sünnet olarak, yani burada tarikatçıları kastetmiyorum çünkü tarikatçılar ehli tarikattır, ehli tasavvuftur. Ehl-i sünnet biziz. Yani Kur'an ve sünnete uyan, sahabeye uyan topluluk. Ehl-i sünnet olarak biz aslında bugün annemizi müdafaa edeceğiz. Kendi öz annemizi müdafaa edeceğiz. Bu da nereden çıktı diye soracak olursanız, arkadaşlar Allah Azze ve Celle Ahzab suresi 6. ayette buyuruyor ki, bu nebi müminler için kendi canlarından önce gelir, eşleri de onların anneleridir. Yani Allah Azze ve Celle diyor ki, peygamber, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bütün müminler için canlarından önce gelir. Peygamberin eşleri ise müminlerin anneleridir diyor. Yani Resulullah'ın eşleri bizim annemizdir. O yüzden bu videoyu annemizi savunur gibi savunacağız. Bundan dolayı Ayşe radıyallahu anh bizim namusumuzdur ve bugün onu müdafaa edeceğiz. Hem onun hadisleri üzerinden, hadisleri inkar eden mealcilere karşı, tabi hepsi değil, mealcilerin %90'ı diyelim, onlara karşı, hem de hadisler üzerinden Resulullah'ı pedofili olmakla suçlayan ateistlere karşı bir müdafaa yapacağız. Tabi arkadaşlar, işin doğrusunu söylemek gerekirse, yani burada ateistlerin, agnostiklerin, deistlerin ya da genel manası itibariyle non-teistlerin Resulullah'ı cinsel yönden eleştirmeleri, kadın cinselliği üzerinden eleştirmeleri çok yersiz, çok saçmadır. Çünkü Araplar içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerce yıllık tabuları yıkmıştır ve kadınlara hiç kimsenin vermediği hakları vermiştir. Örneğin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının eşya olmadığını, çünkü Araplarda biliyorsunuz kadın eşyaydı. Kadın tıpkı bir deve gibi miras bırakılabiliyordu. Kadın tıpkı bir eşya gibi alınıp satılabiliyordu. Erkek çocuk doğurmadığı müddetçe, erkek çocuk doğurduktan sonra kadın insan muamelesi görüyordu ama erkek çocuk doğurana kadar kadın bir eşyaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına miras hakkı verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına talak hakkı, boşanma hakkı verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının insan olduğunu, miras alıp miras bırakabileceğini, miras almaktan öte miras dahi bırakabileceğini söyledi. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi eşleri Resulullah'ın yazı işleri müdürlüğünü yapıyordu. Yani bugünün deyimiyle sekreterliğini yapıyordu. Öyle ya, Ümmü Seleme ile Ayşe radıyallahu anh ne yapıyordu? Gelenleri, gelen kadınları karşılıyordu. Onların sorularını alıp Resulullah'a aktarıyordu. Eğer kadınlar direkt Resulullah'la görüşemiyorsa, Resulullah o gün çok yoğunsa, Resulullah'ın Ümmü Seleme ve Ayşe radıyallahu anh üzerinden bir sekreterliğini yapıyorlardı. Aynı şekilde biliyorsunuz sahabeden Ümmü Hani var radıyallahu anh'a. Ümmü Hani ne yapıyordu? Birine eman veriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de, Tirmizi'de, Müslim'de birçok sayı hadiste geçen kaynaklarda ne dedi Ümmü Hani'ye? Ey Ümmü Hani, senin eman verdiğine biz de eman veririz. Ümmü Hani'nin eman verdiklerine karışmayın. Onların canı da malı da haramdır demiştir. Yani düşünün arkadaşlar, Araplarda kadınları insan yerine koymayan bir tabuyu yıkan peygamber, kadını hayatın ortasına koymuş, onları topluma kazandırmış, hatta onların emanlarını dahi kabul etmiştir. Normalde Ümmü Hani şuna karışmayın dediğinde hiç kimse ona karışamazdı. İsterse Yahudi olsun, isterse müşrik olsun. Yani görüldüğü üzere peygamberin kadınlara verdiği önem, kadınların topluma karışması, onların söz sahibi olması, onların miras alması, miras vermesi, evlilikte söz sahibi olmaları vesaire vesaire. Hatta zorla evlendirilmelerine bile peygamber karşı çıkmıştır. Rızası olmadan kimseyle evlendirmeyin diye. Öyle ya, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zorla evlendirilen bir kızın şikayeti üzerine nikahı bozmuştur. Sizin nikahınız bozulmuştur demiştir. O yüzden kadınlara Arap kültürünü, Arap aristokrasisini karşısına alıp birçok haklar veren bir adama kadınlar üzerinden çıkıp da ya bu Muhammed pedofilidir, Muhammed şöyledir, Muhammed böyledir demek en aşağı deyimiyle alçaklıktır değerli arkadaşlar. Ki bunu da böyle hani 3000-5000 abonelik YouTube kanalları yapmıyor ha arkadaşlar. Bunu 500.000 abonelik ateist kanallar yapıyor. Bunu 700.000 abonelik ateist kanallar yapıyor. Bir de öyle nazik nazik anlatıyorlar ki böyle bileklik falan takıyor. Böyle bir gözlük takıyor. Arkadaşlar, tabii Muhammed aslında iyi biridir ama cinsel yönden biraz şöyledir falan. Millet altına yazıyor. Evet ya, çok haklısın falan filan diye böyle millet de altına yazıyor.
Allah Azze ve Celle seni bildiği gibi yapsın. Böyle insanlar peygamberimize bu ithamlarda bulunuyorlar. Ebu Cehil'i çok iyi anlıyorum. Ebu Cehil o zaman Muhammed'e karşı isyan etti. Çünkü Ebu Cehil iktidarını korumak istedi. Aslında iyi bir insandı, iyilik ederdi. Ebu Cehil'in gerçek ismi şudur falan filan diye böyle Ebu Cehil savunmaları yapıyorlar. Subhanallah. Allah'ın izniyle sizle uğraşacağız. Sizin bütün şüphelerinize cevap vereceğiz. Artık öyle bir hale geleceksiniz ki Allah'ın ayetinde de dediği gibi mutu bi gayzikum seviyesine geleceksiniz. Yani öfkenizden artık böyle ölecek, böyle çatlayacak, tırnaklarınızı yiyecek seviyeye geleceksiniz. İnşallah gençleri veya arayış içerisinde olanları size yem etmeyeceğiz. Bundan dolayı kadınları insan yerine koyup onlara birçok haklar veren bir peygambere, kadınların emanlarını dahi kabul eden bir peygambere, kendi işlerinde kadınlara sekreterlik veren bir peygambere kalkıp da böyle bir söz söylemek Allah Azze ve Celle'nin zatında ya da bizim katımızda büyük bir alçaklıktır değerli arkadaşlar. O yüzden bu böyle bir giriş olsun. Şimdi gelelim konumuza. Değerli arkadaşlar, burada 18 madde ile Resulullah ile Ayşe radıyallahu anh'ın çocukken evlenmediğini, tam tersine Ayşe radıyallahu anh'ın erginlik çağından sonra, yani aklı başına geldikten sonra, buluğa erdikten sonra evlendiğini söyleyeceğiz. Yani 18'inden sonra, reşit olduktan sonra evlendiğini tek 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 ispat edeceğiz. Hem nakli olarak Kur'an'dan, hem akli olarak mantık düşüncesi içerisinde, hem de İslam tarihi kaynaklarından çeşitli donelerle karşılaştırmalar yaparak 18 maddeyle ele alacağız. Şimdi şüpheye gelelim. Şüpheyi bir ele alalım. Şüphe neydi arkadaşlar? Bunlar diyorlar ki Buhari'de, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, İmam Ahmed'in Müsned'inde ve İmam Darimi'de Hazreti Muhammed'in 6 yaşında Ayşe ile nişanlandığını, 9 yaşında da gerdeğe girip 9 sene evli kaldığını yazıyor. Yani bunlara göre Ayşe radıyallahu anh 18 yaşındayken Resulullah vefat etmiş. 9 yaşındayken cinsel ilişkiye girmişler, zifafa girmişler. 6 yaşındayken de nişanlanmışlar. Bunu söylüyorlar. Ve bu kaynakları delil getiriyorlar. Buhari'nin nikah bölümünü 38. hadis, Tirmizi'nin nikah bölümü 10. hadis, İbn-i Mace'nin nikah bölümü 53. hadis, İmam Ahmed'in Müsned'inde 6. kısmın 42. hadisi ve Darimi'nin nikah bölümünün 28. hadisi. Bunları delil getirerek diyorlar ki bakın İslam'ın en sahih kaynaklarında Muhammed'in pedofili olduğu yazar diyorlar. Ve arkadaşlar bugün bunun böyle olmadığını anlatacağız. Tek tek madde madde anlatacağız. Hatta bugün değerli arkadaşlar ne yazık ki ve ne yazık ki Türkiye'deki Suudçu tayfanın, Türkiye'deki Mürciye tayfanın ilahı olan Abdullah Yolcu bile bu savı savunmakta ve bunu reddedenleri de bidatçilikle suçlamaktadır. Zaten bu sapık adamın zihniyetinde olanlar, örneğin bugün Afganistan'da 6 yaşında bebelerle evleniyorlar. Bugün Yemen'de 6 yaşında bebelerle evleniyorlar. Bugün Batı Afrika'da 6 yaşında, 7 yaşında çocuklarla evleniyorlar. Hatta değerli arkadaşlar, bir süre Afganistan'da bulunan bir arkadaşım vardı. Cezaevinde uzun süre beraber kaldık. Diyor ki, Afganistan'da sakalı çıkmamış, yani ergenlik çağına girmemiş erkek çocuklarıyla ilişkiye giriyorlardı. Ama araya yastık ya da havlu gibi şeyler koyuyorlardı ki et ete değmesin diye. Çocuk akıl bali olmadığı için, yani ergenlik çağına girmediği için ona had cezası uygulanamayacağından dolayı bu oğlanlarla, bu erkek çocuklarıyla Taliban mensupları da dahil olmak üzere cinsel ilişkiye giriyorlardı. Fakat araya yastık veya havlu koyuyorlardı et ete değmesin diye. Et ete değmediği için iki tarafa da ceza verilmiyordu. Ve bu oldukça yaygındır arkadaşlar. Yani öyle şey anlatıyor ki mesela zenne kültürü var ya, zenne kültürü. Bizim ülkemizde bazı yörelerde maalesef ne yazık ki var bu. Afganistan'da da zenne kültürü, yani erkeklerin dans ettirilmesi, oynanması oldukça yaygınmış. İşte bu sapık zihniyet ne yazık ki hadisleri istismar ederek bu şekilde yapıyorlar. İşte arkadaşlar bizim Kur'ancı ateistler de, bizim tabiri caizse mealci ateistler de bunlardan yola çıkarak diyorlar ki alın bak işte hadisler böyledir, hadisleri inkar ediyoruz diyorlar. E tabi bunu gören ateistler boş durur mu? Hemen üstüne atlıyorlar. İşte İslam şöyledir, İslam böyledir diyorlar. Oysa ki arkadaşlar bir şeyin yanlış anlaşılması o şeyi yanlış kılmaz. Mesela zikir haktır değil mi arkadaşlar? Ama tarikatın zikir kavramını istismar etmesi zikri ortadan kaldırmaz. Ya da cihat haktır değil mi? Ama DAEŞ'in ya da El-Kaide'nin cihadı istismar etmesi bu kavramı ortadan kaldırmaz. Ya da birçok kavram, infak, sadaka falan bunlar haktır değil mi? Ama birilerinin bunları istismar etmesi ve kendisine rant elde etmesi bu kavramları ortadan kaldırmaz.
Aynı şekilde Afganistan'da ya da Afrika ülkelerinde ya da Yemen'de bunların istismar edilmesi hadis kavramını ortadan kaldırmaz. Bu yönüyle bunları tek tek ele alacağız. Değerli arkadaşlar, birinci maddeye isterseniz geçelim. Birinci şüpheye birinci cevap. Biraz evvel hadisler naklettik ya arkadaşlar. Şimdi inşa ede ede gideceğiz. Benim ekolümü ya da benim takındığım tavrı biliyorsunuz. Bir meseleyi karşındaki kişiye basit bir şekilde anlatamıyorsan sen o meseleyi anlamamışsın demektir ve o meseleyi de anlatamazsın demektir. O yüzden beni bilirsiniz. Ben arkadaşlar en sade şekilde anlatırım. Böyle temelden inşa ede ede en son tabiri caizse binanın çatısını üstüne koyarım. Bunu yaparken de kaynaklarla yaparım. O yüzden temelden başlayalım. Şimdi Buhari'de, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, Müsned'de ve Darimi'de geçen Aişe hadisleri, 6 yaşında nikahlandı, işte ben salıncakta sallanıyordum. Geldiler beni elimden tuttular, elimi yüzümü yıkadılar, Muhammed'in yanına götürdüler, işte birlikte olduk falan filan. Bu hadisleri önce bir ele alalım. Arkadaşlar, bütün bu hadisler hiçbir tanesi birinci maddedeyiz, Resulullah'ın ağzından nakledilmemiştir. Hepsi Aişe radıyallahu anh'ın ağzından nakledilmiştir. O zaman ne oldu arkadaşlar? O zaman bu sözler vahiy hadisleri değil. Şimdi bir hadisin vahiy olduğunu nasıl anlarız? Direkt peygamberin söylemesi lazım değil mi? Muhammed heva ve hevesinden konuşmaz. Onun söylediği her şey vahiyledir. Allah Azze ve Celle böyle söylüyor. Bizim bir hadisi amel edebilmemiz için onu direkt Resulullah'ın ağzından almamız lazım. Mesela Resulullah şöyle buyurdu. Ey insanlar şöyle yapın. Ya da Resulullah şöyle söyledi. Kendisine sorulması üzerine Resulullah şu soruya böyle cevap verdi gibi. Bunlar direkt Resulullah'tan gelen hadislerdir. Ama bakın dikkat edin, Buhari'de diğer kaynaklarda geçen bu evlenme hadisinin hiçbirini Resulullah söylemiyor. Hiçbir hadiste Resulullah demiyor. Ben Ayşe ile 6 yaşındayken evlendim, 9 yaşında ilişkiye girdim. Böyle demiyor hiçbirinde. Hepsinin kaynağı Ayşe radıyallahu anh'dır. Yani arkadaşlar bu sözler vahiy olmayan sözlerdir. Normal cennetle müjdelenmiş bir annemize ait sözlerdir. Allah'tan direkt vahyedilmiş sözler değildir. Kime vahiy gelir? Peygamberlere değil mi arkadaşlar? Bizim peygamberimiz kim? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani evlilik hadislerinin, Ayşe ile 6 yaşından evlendi, nişanlandı, 9 yaşında evlendi hadislerinin hiçbiri Resulullah'ın ağzından bize ulaşmamıştır. Hepsi Ayşe radıyallahu anh'tan bize ulaşmıştır. Hep Ayşe radıyallahu anh anlatmıştır. Yani direkt Resulullah anlatmamıştır. O yüzden bu hadislerin hiçbiri vahiy değildir. Hiçbiri bağlayıcı değildir. Bundan dolayı bu hadisleri delil alıp 6 yaşında çocuklarla evlenmeye cevaz veren sapıkların Allah belasını versin. Bundan dolayı bunlardan yola çıkarak 6 yaşında, 9 yaşında çocuklarla evlenen Taliban'ın da diğerlerinin de Allah belasını versin. Bu hadisler peygamberimizin ağzından çıkmış hadisler değildir. Ayşe radıyallahu anh anlatıyor ki onu da biraz sonra söyleyeceğiz. Mesele öyle değil arkadaşlar. Bu 6 yaş dediği var ya, adetten sonraki 6. yaştır. Yani kızlığının 6. yaşıdır. Hayatının 6. yaşı değil. Onu birazdan anlatacağım. Ama bu 6 yaş hadisi peygamber bunu anlatmıyor. Demiyor ben Ayşe ile 6 yaşından nişanlandım, 9 yaşında evlendim demiyor. Bunu Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Yani aslında arkadaşlar bu hadisler hadis değil. Hadis Arapçada söz demektir. Yani bu hadisler aslında vahiy olan hadis değil. Ayşe radıyallahu anh'ın kendi öz hayatı, kendi öz sözüdür yani. Kendi otobiyografisini anlatmış orada. Resulullah'tan gelen hadisler değil bunlar. Yani bunlar bizim için bağlayıcı olmaz. Dinde hüccet değildir. Dinde Kur'an ve sünnet hüccettir. Peygamberimizin bizzat söylemesi lazım. Evet ben Ayşe ile 6 yaşında evlendim deseydi tamam, biz derdik ki tamam bu hadis sahihtir, amel edilir. Ama bunu Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Birincisi bu. Birinci maddenin B şıkkına geldik. Birinci maddenin ikinci bendine geldik arkadaşlar. Burada da bu hadisleri nakleden kişi Hişam bin Urve'dir arkadaşlar. Hişam bin Urve Resulullah'ın eşi olan Ayşe radıyallahu anh'ın yeğenidir. Öz yeğenidir Hişam. İkinci nesilden yani Ayşe radıyallahu anh'ın yeğeninin oğludur. Hişam bin Urve. Yani Hazreti Ebu Bekir'in torunu olan Urve'nin oğlu Hişam'dır. Ve arkadaşlar bu hadislerin tamamının ravisi Hişam bin Urve'dir. Ama Hişam hiçbir hadisi Ayşe radıyallahu anh'ın ağzından duymamıştır. Bütün hadis kaynaklarına bakın ey mealciler, ey ateistler, adil olun, adaletli olun. Bakın ne inanıyorsanız inanın, hiç umurumda değil ama adil olun. Bütün kaynaklara bakın, hiçbirinde Hişam Ayşe'den duydum demiyor. Hepsini babam Urve'den duydum, babam şöyle anlattı, babam böyle anlattı diyor. Hepsini babasından naklediyor. Yani arkadaşlar Ayşe radıyallahu anh ile hadisin ravisi arasında bir adam var. Ve bu hadisi bu adam nakletmemiş, oğlu nakletmiş. Allah ona rahmet etsin.
Yani arkadaşlar Ayşe radıyallahu anh'ın söylediği söz hadis değildir. Yani vahiy değildir, peygamberimizin sözü değildir. Kendi şahsi sözüdür. Ve bu sözü nakleden kişi direkt Urve değil, Urve'nin oğlu Hişam. Yani Ayşe radıyallahu anh'tan Urve nakletmesi lazım değil mi? Normalde hadis usulü okuyanlar bilir. Hadis kimden nakledilir? Böyle bir ravi zinciri vardır. Hazreti Muhammed, Hazreti Muhammed'den sonra bir sahabe, sahabeden sonra bir tabi'in, tabi'inden sonra bir tebe-i tabi'in, tebe-i tabi'inden sonra bir müteahhirin, müteahhirinden sonra ta günümüze kadar gelir, 2022'ye kadar gelir. Ancak arkadaşlar Ayşe radıyallahu anh'ın sözü, peygamberin sözü değil, peygamber demiyor ben 6 yaşında evlendim, Ayşe söylüyor bunu. Ayşe radıyallahu anh'ın sözünü de Urve duymuş ama Urve rivayet etmemiş, oğlu Hişam rivayet etmiş. Arkadaşlar bu delil olmaz, bu hadis usulünde delil olmaz. Ravisi ne kadar sağlam olursa olsun bu delil olmaz. Bu birinci cevabımızın ikinci yani B şıkkıydı. Şimdi birinci cevabımızın C şıkkına geçelim. Değerli arkadaşlar, muhaddisler yani hadis alimleri demişlerdir ki Hişam bin Urve Basra'ya Medine'den 71 yaşında taşınmıştır. Ve Hişam 71 yaşındayken zayıf akıllı, zayıf hafızalı, hasta biriydi. O yüzden Hişam'ın ayrıntılı rivayetlerine itibar edilmez. Mesela Ayşe radıyallahu anh böyle anlattı derse rivayet edilir ama sayı verdiğinde ona iştirak edilmez, kabul edilmez demiştir. Mesela buna bir örnek verelim. Bakın arkadaşlar, Hişam bin Urve kendisi 70 yaşına kadar Medine'de yaşamıştır ve birçok talebe yetiştirmiştir. 71 yaşında Basra'ya göç etmiştir. O zaman hilafetin merkezi Basra'ydı arkadaşlar. Basra'ya göç etmiştir. Ayşe radıyallahu anh'ın evlilik yaşıyla alakalı hadisleri de Basra'da rivayet etmiştir. Bak düşünün, Medine'de yüzlerce talebe yetiştirmiş, hiçbirine Ayşe radıyallahu anh'ın 6 yaşında evlendiğini, 9 yaşında zifafa girdiğini rivayet etmemiş. Ne zaman 71 yaşında Basra'ya taşınıyor, Allah ona rahmet etsin. 71 yaşında Basra'ya taşınıyor, bir anda aklına bu hadisler geliyor. Bir anda bu hadisleri nakletmeye başlıyor. Ve arkadaşlar Basra'da bunları nakletmiştir. Ayşe radıyallahu anh'ın evlilik yaşıyla alakalı bütün hadisleri isterseniz açın kaynaklarına bakın. Arapçasını translate'e yapıştırıp görebilirsiniz. Ayşe radıyallahu anh'la alakalı bütün hadislerin üçüncü ravisi Irak alimidir. Hiçbir Medine alimi bu hadisi nakletmemiştir. Çünkü Hişam bin Urve Medine'de böyle bir hadis rivayet etmedi. Ne zaman Basra'ya gitti o zaman bu hadisi rivayet etti. Yani sormak lazım. Allah ona rahmet etsin. 70 yaşına kadar aklına gelmedi mi bu hadisler? Yani Basra'ya gidince mi bir anda aklına geldi? Ve arkadaşlar bütün hadis kaynaklarına bakın. Buhari de dahil 3. ravi hadisi, bu evlilik hadislerini rivayet eden 3. kişi Basralıdır, Iraklıdır. Medineli yoktur. Ya subhanallah, nasıl ki sen 70 sene Medine'de yaşıyorsun bunu rivayet etmiyorsun. Gelip Basra'da rivayet ediyorsun. Hişam bin Urve Irak'tayken hafızası zayıflamış ve alimler Hişam bin Urve'nin Irak hadislerine itibar etmemişlerdir. Medine hadislerine itibar etmişlerdir. Çünkü Hişam bin Urve'nin Medine hadislerini yüzlerce alim rivayet etmiş. Çünkü Medine ilmin merkezi, Medine sahabenin merkezi. Yüzlerce sahabe Hişam'ın rivayet ettiği hadisleri onaylamış. Ne zaman ki Hişam Basra'ya geliyor, Hişam'ın söylediği hadisleri Medine'de duyan yok. O yüzden alimler Hişam'ın Basra'daki hadislerine itibar etmemişlerdir. Ve değerli arkadaşlar Hişam bin Urve, Rabbim ona rahmet eylesin. Hişam bin Urve 763 yılında Bağdat'ta Halife Mensur'un yanına gitmiş ve 2 sene sonra da orada vefat etmiştir. Şimdi bu söylediğim sözün kaynağına gelelim. Arkadaşlar İbn-i Recep el-Hanbeli Tabakatül Hanabeli kitabında 2. ciltte 604. sayfada Yakup bin Şeybe'den ve İbn-i Kattan el-Maghribi'den nakil yapıyor. Yakup bin Şeybe diyor ki Hişam bin Urve'nin Medine hadisleri sikadır. Yani Medine hadisleri sikadır, güvenilirdir, sahihtir. Ancak Basra hadisleri zayıftır, alınmaz. Aynı şekilde İbnül Kattan el-Maghribi de Hişam bin Urve'nin hadislerinin tamamı zayıftır demiştir. Yani Medine hadisleri de dahil demiştir. Tamamı zayıftır deyip Hişam bin Urve'den hadis rivayet etmeyi reddetmiştir. Değerli arkadaşlar İbnül Kattan el-Maghribi. Allah Azze ve Celle İbn-i Recep'e de, Hişam bin Urve'ye de, Ayşe annemize de, Yakup bin Şeybe'ye de, İbn-i Kattan'a da rahmet eylesin. Yani birinci maddemiz bu. Bu hadisleri Peygamberimiz söylememiştir. Ben Ayşe ile 6 yaşında evlendim falan dememiştir. Ayşe radıyallahu anh bunu kendi otobiyografisini anlatırken söylemiştir. Dolayısıyla bu vahiy değildir. Bir. İkinci madde, bu hadisleri rivayet eden kişi Urve değil, Urve'nin oğludur. Yani Urve burada olması lazımken Hişam rivayet etmiştir. Hişam da Ayşe radıyallahu anh'ın bu sözü söylediğini hiç duymamış. Babası anlatmış ona. Yani babam şöyle dedi, babam böyle dedi diye rivayet ediyor. Yani Ayşe radıyallahu anh'dan duymamış.
Ne belli ki yani bunun sağlam hadis olduğu. Üçüncüsü de arkadaşlar zaten dediğimiz gibi İbn-i Recep Yakup bin Şeybe'den nakil yapıyor ve ayrıca da İbn-i Kattan el-Maghribi de Hişam bin Urve'nin Medine hadisleri de Basra hadisleri de güvenilmezdir demiştir. Ancak Yakup bin Şeybe Medine hadisleri sikadır, Basra hadisleri zayıftır demiştir. Birinci maddemiz bu. Eğer mealciler, eğer ateistler bir gram adilseniz sorun çözülmüş sayılır. Ama yetmez. Devam edelim arkadaşlar. İkinci maddemize geçelim. İkinci maddemiz. Şimdi arkadaşlar İbn Hacer'in El-İsabe kitabını biliyorsunuz. İbn Hacer'den bir nakil yapacağız. Bu El-İsabe'de 4. ciltte 359. sayfada var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Resulullah'ın kızı Fatma ile Ayşe radıyallahu anh yaşıtlar. İkisi de 605 yılında doğmuştur. İkisinin de yaşı aynıdır. Hazreti Fatıma doğduğu zaman Resulullah 35 yaşındaydı. 605 yılında doğdu. Resulullah peygamber olduktan sonra 13 sene Mekke'de kaldı. Peygamberliğinin 10 senesini de Medine'de geçirdi. Toplam 23 sene peygamberlik yaptı. Ve arkadaşlar peygamberimiz hicret ettiği zaman Fatıma annemiz 18 yaşındaydı. Peygamberimiz hicret ettiğinde Fatıma annemiz 18 yaşında olduğuna göre Ayşe radıyallahu anh kaç yaşında olmalı? Tabii ki 18 yaşında olmalı. Ey mealciler, ey ateistler, Fatıma annemiz 18 yaşında olacak Resulullah hicret ettiğinde Ayşe radıyallahu anh 6 yaşında olacak, öyle mi? Ki Ayşe radıyallahu anh Resulullah hicretten sonra evleniyorlar. Yani size göre 6 yaşında da olmuyor. 4 yaşında, 3 yaşında olması lazım. Oysa ki Fatıma annemizle Ayşe radıyallahu anh'ın yaşının aynı olduğuna dair neredeyse Yahudiler ve Hristiyanlar bile ittifak etmiştir. Bütün kaynaklarda böyle geçer. Yani Yahudiler, Hristiyanlara sor, onlar bile böyle söyler yani. Dolayısıyla arkadaşlar Resulullah Medine'ye hicret ettiğinde Fatıma annemiz 18 yaşında olacak ama Ayşe annemiz 6 yaşında olacak. Kardeşim bu nasıl bir iş ki? Yani biraz adil olun ya, biraz adaletli olun. İkinci maddemizin ikinci cevabı. Yani ikinci cevabı veriyoruz ya. Bunun B şıkkına geçelim. Arkadaşlar Ayşe radıyallahu anh bütün sahih kaynaklarda peygamberimizle evlenmeden önce Mutim bin Adi'nin oğlu olan Cübeyr ile nişanlıydı. Mutim bin Adi'nin oğlu Cübeyr ile Ayşe radıyallahu anh nişanlıydı. Ardından Mutim bin Adi Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Müslüman olmasından sonra ben Müslümana oğlumu evlendirmem, ben Müslümanlarla dünür olmam diyerek nişanı atmış ve ardından 2 sene sonra peygamberimizle Ayşe radıyallahu anh evlenmiştir. Yani ey mealciler ya da ey ateistler, Ayşe radıyallahu anh'la Resulullah 6 yaşında evlendiyse Cübeyr ile Ayşe radıyallahu anh 3 yaşında mı nişanlandı? Ya sizin hiç aklınız yok mu ya? Yani Ayşe radıyallahu anh'la Cübeyr 3 yaşında mı evlenecekti? 2 tane bebek 3 yaşında gerdeğe mi girecekti? Yani var ya bu böyle ayakkabı numarasından büyük IQ'ya sahip olan her insanın anlayabileceği sadelikte anlatıyorum. Bilal'e anlatır gibi anlatıyorum. İnşallah anlamışsınızdır. Ayşe radıyallahu anh Resulullah'la evlenmeden evvel Cübeyr'le nişanlanmış. Siz de diyorsunuz ki Muhammed 6 yaşında pedofili olmuş. 6 yaşında bir çocukla evlenmiş. 6 yaşında Ayşe radıyallahu anh'la evlendiyse Ayşe radıyallahu anh Cübeyr'le 3 yaşında mı nişanlandı? Kaldı ki Cübeyr ile Ayşe radıyallahu anh arasında da 5 yaş var yani. O yüzden değerli arkadaşlar bu büyük bir saçmalıktır. İkinci cevabımız da bu şekilde vermiş olalım. Yani birincisi, ikinci şüpheye cevabımızın A şıkkı, Fatma annemizle Ayşe radıyallahu anh'ın yaşı aynıdır. Bütün kaynaklarda böyle geçer. Resulullah hicret ettiğinde Fatma annemiz 18 yaşında olduğuna göre Ayşe annemiz de 18 yaşındadır. 6 yaşında olamaz. Kaldı ki peygamberimizle Ayşe radıyallahu anh hicretten sonra evlenmiştir. Yani sizin mantığınıza göre 6 değil 4, 3, 2 falan olması lazım evlilik yaşının. İkinci cevabımızın B şıkkında da Cübeyr ile, yani Mutim bin Adi'nin oğlu Cübeyr ile Resulullah'ın eşi Ayşe radıyallahu anh henüz Resulullah ortada yokken, yani evlilik falan ortada yokken nişanlanmışlardı. Resulullah Ayşe radıyallahu anh'la 6 yaşında evlenmişse, sizin zırvalığınıza göre 6 yaşında evlenmişse Cübeyr ile ne ara nişanlandı? Cübeyr ile ne ara nişanlandı? Burada Buhari'nin 6 yaşında evlendim dediği kızlığının 6. yaşıdır. Birazdan onu anlatacağım, rahat olun. Kızlığının yani adet gördükten sonraki 6. yaştır. Değerli arkadaşlar, geçelim 3. cevabımıza. Bunun kaynağını da hemen söyleyeyim. Buhari'nin kefalet bölümünün 4. hadisi, Buhari'nin menakubül ensar bölümünün 45. hadisi, Buhari'nin edep bölümünün 64. salat bölümünün 86. hadisi. Ayşe radıyallahu anh diyor ki, annem ve babam İslam'a girdiği sırada ben onların davranışlarına akıl erdiriyordum.
Yani onlar İslam dinine girerek nasıl zor bir işe giriştiklerini ben o zaman akıl ediyordum diyor Ayşe radıyallahu anh. Şimdi değerli arkadaşlar, anne babasının İslam'a girdiğini akıl eden, gören bir çocuk Ayşe radıyallahu anh, tamam mı? Ebu Bekir ve Ebu Bekir'in hanımı ne zaman Müslüman oldular? Peygamberimizin peygamber olduğu zaman, değil mi? Yani hicretten uzun zaman önce. Düşünün ki arkadaşlar, hicretten uzun zaman önce Ebu Bekir ve eşi Müslüman oluyor ve Ayşe radıyallahu anh da ben onların ne yaptıklarını akıl erdiriyordum. Yani nasıl zor bir işe giriştiklerini akıl ediyordum diyor. Yani sizin eğer bu kaynağı inkar edecekseniz diyeceğimiz yok ama bu kaynağa göre Buhari'de geçen ve aynı zamanda da Müsned'in 6. cildindeki 198. hadise göre görüldüğü üzere Hazreti Ayşe babasının Müslüman olduğu tarihi hatırlıyor. Ben o zaman onlara akıl erdiriyordum diyor. Yani o zaman muhtemelen 6-7 yaşında falandı, yani 8-9 yaşında falandı. O tarihte demek ki Ayşe radıyallahu anh eğer ona akıl erdiriyorsa bu da Ayşe radıyallahu anh'ın 605 yılında doğduğunu sağlamlaştırıyor. 605 yılında doğduğunu kuvvetleştiriyor. Öyle ya, eğer Resulullah'la hicretten sonra evlendiyse, 6 yaşında evlendiyse o zaman hicretin 622 yılı olduğunu baz alırsak demek oluyor ki Ayşe radıyallahu anh 618'de doğdu. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh da 611'de Müslüman oldu. Nasıl yapacağız bu işi? Arkadaşlar Ayşe radıyallahu anh 605 yılında doğmuştur. 618 yılında doğmamıştır. Hicreti 622'ye baz alacaksak siz demelisiniz ki arkadaşım sen hicreti 622 aldın da o zaman Ayşe radıyallahu anh 4 yaşında Resulullah'la evlenmiş oluyor. Evet, sizin mantığınıza göre 6 yaşında olmuyor, 4 yaşında oluyor. Öyle ya, mealcilerin videosunu izliyorum, ateistlerin videosunu izliyorum. Şöyle buralarına bileklik takmışlar. Tabii arkadaşlar Muhammed iyi biriydi ama cinsel olarak biraz şey vardı. Allah senin belanı vermesin. Versin hatta, Allah senin belanı versin. 618 yılında doğmuş diyorsun. Kardeşim o zaman hicreti baz alıyorsanız, hicretten sonra evlenmişse o zaman Ayşe radıyallahu anh 4 yaşında mı evlendi ya? Yani kendinizle çelişiyorsunuz ya. Ben yani IQ'nuz yok mu sizin, zekanız yok mu anlamıyorum yani. Allah Azze ve Celle size hidayet versin. Üçüncü cevabımız da buydu. Geçelim dördüncü cevabımıza. Bakın arkadaşlar. Ayşe annemiz Mekke'de peygamberimizin peygamberliğinin dördüncü yılında nazil olmuş bir sure var. Kamer suresi. Kamer suresinde asıl kıyamet onların tehdit edildiği cezalandırma anıdır. O vakit daha fecidir ayetini duyduğunu söylüyor. Bu da Kamer suresi 46. ayettir. Bu ayet Mekke'de Muhammed'e indirildi. Ben o zaman genç kızlık çağımda bir cariyeydim. Yani o zaman ergenlik çağımdaydım diyor. Bunun hemen kaynağını da söyleyeyim. Buhari'nin sahihindeki Fedailül Kur'an bölümünün 6. hadisidir. İbn Hacer'in Fethül Bari'sinde 11. ciltte 291. hadistir. Değerli arkadaşlar, Ayşe radıyallahu anh diyor ki ben o zaman diyor, yani bu Kamer suresinin 46. ayeti Muhammed'e indiğinde ben de o zaman diyor ergenlik çağında cariyeydim diyor. Şimdi sizin mantığınıza göre 618 yılında doğmuş ya, bazı insaflı ateistler de daha işi mantığa oturtmak için 614 yılında doğmuş diyorlar. Hazreti Ayşe 614'te doğdu diyorlar. Yani bir sürü ateist kanalı var arkadaşlar. YouTube'a yazarsanız görürsünüz. Yani bu videoyu hazırlamak için maalesef bunların bütün videolarını izledim, bir sürü not aldım. Kim 614 diyor, kim 618 diyor. Yahu biraz kafanızı çalıştırın ya. Peygamberliğin 4. yılında inmiş Kamer suresini Ayşe radıyallahu anh duydum diyor, Muhammed'e indi diyor. Ben o zaman Mekke'de cariyeydim diyor. Yani ergenlik çağına giriyordum diyor. Cariye derken başkasının malı değil ha. Araplar ergenlik çağına girmeye hazırlanan kızlara böyle söylerler. Bizim toplumda cariye deyince direkt cinsellik geliyor, direkt böyle satılık mal geliyor ama Arapça'da öyle değil arkadaşlar. Aynı şekilde bizim toplumda namaz deniyor ama Arapça'da salat diye geçer. Bizim toplumda oruç deniyor, Arapça'da savm diye geçer. Yani böyle bir sürü farklar var. Farsçanın etkisiyle. Velhasıl Ayşe radıyallahu anh arkadaşlar bu Kamer suresini duydum diyor. Eğer Ayşe radıyallahu anh sizin dediğinize göre 614 yılında veya 618 yılında doğmuş ise eğer. Kardeşim Kamer suresini bu annesinin karnında mı duydu? Annesinin karnında mı buna şahit oldu? Kendisi diyor ki bakın Buhari'de ve Fethül Bari'de geçiyor. Kendisi diyor ki bu ayet indiği zaman ben bu ayeti duydum diyor. Muhammed'e bu ayet indi diyor. Subhanallah. Yani burada Ayşe radıyallahu anh nasıl o zaman bu Kamer suresini hatırlıyor? Öyle ya, hadi Buhari'den delil getiriyorsunuz bize. Alın size Buhari. Alın size İbn Hacer'in kaynağı. Kendinizle çelişiyorsunuz. Ancak cahilleri kandırırsınız. Ancak böyle dini bilmeyen, dini YouTube'dan öğrenen saf salakları kandırırsınız siz.
Geçelim arkadaşlar 5. maddemize. 5. maddemizde de karşılaştırmalı bir yaş ortaya koyacağız. Biliyorsunuz Ayşe radıyallahu anh'ın ablası var değil mi? Ablasının ismi Esma'dır. Esma radıyallahu anh ile Ayşe radıyallahu anh arasında 10 yaş vardır. 10 yaş. Bütün kaynaklarda, bütün İslam tarihi veya hadis kaynaklarında böyle geçer. Ve İslam kaynaklarında önemli bir motiftir Esma radıyallahu anh. Biz kızlarımıza onun ismini veririz değil mi? Yani bu videoyu izleyen ablalarımız, bacılarımız Esma radıyallahu anh hayatını okusunlar, hüngür hüngür ağlarlar. Yani bu çok destansı bir kadın yani. Hayatı baştan sona kadar destanla dolu. Hicret sırasında peygamberimize yaptığı yardımlar, peygamberimiz saklanırken ona ekmek getirmesi, Resulullah hicret ettiğinde neredeyse ilk hicret eden kadınlardan olması, Resulullah'ın söylediği kişiyle evlenmesi, kocasının şehit olması, oğlunun zulüm görmesi, torununun zulüm görmesi. Yani bildiğiniz hükümet gibi kadın. Ve arkadaşlar Esma radıyallahu anh ile Ayşe radıyallahu anh arasında 10 yaş vardır. Esma hicret ettiği zaman hamileydi arkadaşlar. Hicret ettiği zaman Abdullah bin Zübeyr'e hamileydi. Ve 27 yaşındaydı. Esma radıyallahu anh'a hicret ettiği zaman Abdullah'a hamiledir, 27 yaşındadır. Ayşe'den de 10 yaş büyük olduğuna göre Ayşe radıyallahu anh kaç yaşında oluyor? 17 yaşında oluyor değil mi? Ayşe radıyallahu anh'la Resulullah ne zaman evlendiler? Hicretin 2. senesinde. Bu da demek oluyor ki Ayşe radıyallahu anh evlendiğinde 19 yaşındaydı. Ben 6 yaşında evlendim dediği de arkadaşlar adet yaşıdır. Kızlığımın 6 yaşında evlendim demiştir. Ragıp el-İsfahani'nin Arapça lügat kitabını açın bakın, orada Arapların yaşı saymasını kızlarda adet olduktan sonra, erkeklerde de erkek olduktan sonra, yani tırnak içerisinde sünnet olduktan sonra saydıklarını görürsünüz. Bundan dolayı Ayşe radıyallahu anh'ın bu hadisi adet yaşı olarak algılanmalıdır. Çünkü Esma radıyallahu anh'a hicret ettiğinde 27 yaşında, demek ki Ayşe radıyallahu anh da o zaman 17 yaşındaydı. Ayşe radıyallahu anh hicretin 2. senesinde evlenip 4. senesinde zifafa girdiğine göre 19 yaşında evlendi, 21 yaşında zifafa girdi demektir. Bu kadar basit. Ve değerli arkadaşlar bunun hemen kaynağını size söyleyeyim. Ayşe radıyallahu anh'ın 605 yılında doğduğunu, ablası Esma'nın da 595 yılında doğduğunun kaynağını söyleyeyim. İmam Nevevi'nin Tehzibul Esma kitabında, Esma radıyallahu anh hayatını anlattığı, 2. ciltte 597. sayfada, aynı şekilde İmam Hakim'in Müstedrek isimli hadis kitabının 3. cildinin 635. sayfasında bulabilirsiniz ki Esma ile Ayşe radıyallahu anh arasında 10 yaş vardır. Esma 595'te, Ayşe radıyallahu anh'a da 605 yılında doğmuştur değerli arkadaşlar. Bunun dışında bu 5. şüpheye verdiğimiz cevabın B şıkkına geçelim. Beşincinin B şıkkına geçelim. İbni İshak, Ebu Bekir radıyallahu anh Müslüman olduğu zaman, diyor ki İbni İshak'ı bilirsiniz, büyük İslam tarihçisidir. İbni İshak, Ebu Bekir radıyallahu anh Müslüman olduğunda, Esma 15 yaşında babası Müslüman olduktan sonra 18 yaşında kendi Müslüman olmuştur. 27 yaşında hicret etmiştir. Ayşe de babası Müslüman olduğunda 5 yaşındaydı ve babasıyla beraber İslam'a girdi. Yani çocukken Müslüman oldu. Daha sonra değerli arkadaşlar, Ayşe radıyallahu anh ise babası Habeşistan'a hicret etmeden önce kendisine ismini bizzat babası vermiştir. Ve bunu da Ayşe radıyallahu anh rivayet ediyor. Kaynağı da söyleyeyim arkadaşlar. İbni İshak'ın tarih kitabında Sire bölümünün 124. sayfasında, aynı zamanda da İbni Hişam'ın tarih kitabında 1. ciltte 83. sayfada bunu bulabilirsiniz. Bu yaş hesabından da ortaya çıkıyor ki Ayşe annemiz 5 yaşında Müslüman oluyor, 17 yaşında hicret ediyor, 19 yaşında Resulullah'la evleniyor. Yani burada da görüldüğü üzere net bir cevap var. Bu da 5. maddemizdi. Şimdi geçelim 6. maddemize. 6. maddemizde de Ayşe radıyallahu anh'ın kardeşi Abdurrahman'dan bahsedeceğiz. Bakın arkadaşlar, Abdurrahman Hazreti Ayşe'den bir yaş büyüktür. Ondan bir sene önce doğmuştur. Hangi İslam tarihi kitabını açarsanız açın. Tabii bugünkü insanlar için araştırma nasıl oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. Google'a yazıyor, Wikipedia'ya tıklıyor. Wikipedia'da ne derse onu doğru kabul ediyor. Böyle bir saçmalık işte. Wikipedia'yı da dolduranlar hep ateistler. Neyse, devam edelim. Abdurrahman Ayşe radıyallahu anh'dan bir yıl önce doğuyor. Yani ondan bir yaş büyüktür. Bedir Savaşı'nda Abdurrahman savaştığı zaman 20 yaşındaydı. Ve arkadaşlar Hudeybiye'den sonra 27 yaşında İslam'a girmiştir Abdurrahman. Tabii o zamanki ismi Abdurrahman değil. Müslüman olduktan sonra Abdurrahman ismini alıyor. Yani arkadaşlar bu Abdurrahman
Hazreti Ebubekir'le birlikte Bedir Savaşı'nda savaşıyor. Hatta Hazreti Ebubekir diyor ki ben diyor savaşta Abdurrahman'ı arıyordum. Onu öldürmek için Abdurrahman'ı arıyordum diyor. Abdurrahman o savaşa iştirak ettiğinde 20 yaşındaydı. Ve arkadaşlar kendisi Hudeybiye'den sonra 27 yaşında Müslüman oluyor. Şimdi bakın arkadaşlar çok basit. Ayşe radıyallahu anh'ın yaşını buradan ortaya çıkarıyoruz. Abdurrahman 27 yaşında Müslüman olduysa, Bedir Savaşı'nda 20 yaşında bulunduysa, Bedir Savaşı da 624 yılında olduysa, bu da gösteriyor ki Abdurrahman 604 yılında doğdu. Ayşe radıyallahu anh'dan bir yaş büyük olduğu için de Ayşe radıyallahu anh kaç yılında doğmuş oluyor? 605'te. Evet arkadaşlar. Abdurrahman 604'te doğdu. 624 yılındaki Bedir Savaşı'na katıldı ve 27 yaşında yani 630 senesinde, 631 senesinde Müslüman oldu. Bu da demek oluyor ki Abdurrahman 604'te doğduğuna göre Ayşe de 605'te doğmuştur. Bu kadar basit arkadaşlar. Bunu kim söylüyor onu da söyleyelim. İbnül Esir Usudul Gâbe'de 3. ciltte 467. sayfada söylüyor. İsteyenler bakabilir. Şimdi geçelim 7. maddemize. Değerli arkadaşlar, Ayşe radıyallahu anh, bu kısmı da yine iyi dinleyelim. Ayşe radıyallahu anh Bedir Savaşı'nda yani 624 yılındaki Bedir Savaşı'nda savaştan birkaç ay sonraki Şevval ayında Resulullah'la evlenmiştir. Yani hicretin 2. yılında Resulullah'la evlenmiştir. Resulullah vefat ettiğinde Ayşe radıyallahu anh 27 yaşındadır. Bakın Resulullah vefat ettiğinde Ayşe radıyallahu anh 27 yaşındadır. Ve bunun 27 yaşında olduğunu da Hatip Tebrizi Mişkat kitabında söylemiştir. Ayşe radıyallahu anh kendi ağzıyla Resulullah'la 9 yıl evli kaldım diyor mu? Buhari'nin Müslüm'ün rivayet ettiği o hadis inkarcılarını inkar ettiği hadiste. 9 yıl evli kaldım diyor mu? Demek ki arkadaşlar 27'den 9 çıkarınca ne kalıyor geriye? 18 kalıyor değil mi? Bu da gösteriyor ki Resulullah vefat ettiğinde 27 yaşındaysa, Resulullah'la da 9 yıl evli kaldıysa 27'den 9'u çıkarın 18 kalıyor. Yani 18 yaşında evlendiğini söylüyor. Biraz mantık ya, biraz mantık. Bir orantı yapın, bir karşılaştırma yapın. Değerli arkadaşlar. Ve görüldüğü üzere burada da yine Ayşe radıyallahu anh'ın 605 yılında doğduğu ortaya çıkıyor. Yani ateistler yok 614'te doğdu. Bazıları da diyor bu zındık bazı ateistler var böyle. Böyle artist böyle tipleri var bir de. Arkadaşlar katıla destek vermeyi unutmayın. Patreon'dan destek vermeyi unutmayın falan filan. Muhammed iyi biridir ama biraz cinsel yönden zaafları vardı. Çünkü çok baskı altındaydı ve cinsellikle rahatlıyordu bilmem ne. Allah senin belanı versin. Şimdi 8. maddemize geldik. 8. maddemizde arkadaşlar bakın. Bunlar, bu ateistler, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme pedofili diyorlar ya. Bir de böyle millete şirin görünmek için diyorlar ki ya Muhammed aslında iyi bir insandı. Zamanında büyük işlere imza attı. Ama çok stres altında olduğu için o zaman da başka bir hobi yok, yapacağı başka bir şey yok. Mecburen cinsellikle zaman geçiriyordu. Ve Ayşe ile evlendi diyorlar. Yani bu işi böyle toparlamaya çalışıyorlar. Tabiri caizse kotarmaya çalışıyorlar. Oysa ki bu sefil, bu ahmak insanlar bilseler ki Resulullah bir yüzücüdür. Resulullah at yarışını sever, deve yarışını sever. Resulullah çok iyi bir ok atıcısıdır. Resulullah Mekkeli gençler arasında en iyi güreşçi olmasıyla bilinir. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sporcu bir karakterdir. Hatta Ayşe radıyallahu anh'la beraber koşu yapıyorlar. Mekke'de Haşimoğulları içerisinde Resulullah atletik biri olmasıyla bilinir. Bundan dolayı değerli arkadaşlar bu ateistlerin zırvalığına gelin şöyle bir cevap verelim. 8. maddemizde de. Bakın Buhari'ye bakın, Müslim'e bakın, Tirmizi'ye bakın, Ebu Davud'a bakın, Teberani'ye bakın, Müsned'e bakın, Muvatta'ya bakın. Hangi kaynağa bakarsanız bakın. Resulullah Ayşe radıyallahu anh ile nişanlandıktan sonra 2 yıl sonra evlenebiliyor. 2 yıl. Nişanlanıyorlar 2 yıl sonra evlenebiliyor. Niye biliyor musunuz? Parası yok adamın. Parası yok. Parası olmadığı için mehir veremiyor. Mehir veremediği için de evlenemiyor. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh haber gönderiyor. Diyor ki ey kardeşim kızımla neden evlenmiyorsun? Resulullah da utanarak diyor ki param yok. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme borç para buluyor. Resulullah da Ayşe annemizle evleniyor. Şimdi ey ateistler madem bu adam pedofili, madem bu adam din istismarcısı, madem bu adam Mekke'de kendi adamlarını toplayıp Medine'de mafya devleti kurmuş. Öyle ya, videonuzda öyle söylüyorsunuz. Videolarınızda böyle diyorsunuz. Yurt dışında yaşayanlarınız çok cesur konuşuyor Hazreti Muhammed hakkında. Türkiye'de yaşayanlarınız da, İstanbul'da falan yaşayanlarınız da dayak yememek için böyle kıvırıyor. Tamam, şimdi böyle söylüyorsunuz. Madem bu adam pedofilidir, sizce mafya lideri olan bir adam bir kızla evlenmek, bir çocukla evlenmek için para bulamaz mı ya? Para bulamaz mı? Bedava evlenemez mi? Öyle ya.
Ebu Bekir onun ümmetinden biri. Ey Ebu Bekir, Allah şöyle söyledi, böyle söyledi diye onu gazlar. Ayşe radıyallahu anh'a evlenirdi. Niye 2 yıl bekledi bu adam? Niye 2 yıl para bulmak için uğraştı? Sırtında taş taşıdı değil mi? Mescid-i Nebevi yaparken. Karnına taş bağladı değil mi bu adam? Yani akıl edemiyor muydu ki ey Ebu Bekir, Allah şöyle söyledi deyip onu gazlamayı, Ayşe radıyallahu anh'a mehirsiz evlenmeyi? 2 yıl niye bekledi bu adam? Ya biraz ya adil olun ya. Anladık hadi ateistsiniz. Neye inanıyorsanız inanın. Vallahi umurumda değil yani. Ama biraz adil olun, biraz adaletli olun. Bu 8. maddemizdi. Şimdi arkadaşlar 9. maddeye geçelim. 9. maddede de size çeşitli evlilik yaşları söyleyeceğim. Sahih kaynaklardan çeşitli evlilik yaşları söyleyeceğim. Ve Ayşe radıyallahu anh'ın evlilik yaşını ortaya çıkaracağız. Şimdi bunlar diyorlar ya 6 yaşında evlendi, 9 yaşında cinsel ilişkiye girdi diye. Bakın arkadaşlar, Ayşe radıyallahu anh'la aynı zamanda evlenenlerin, aynı zamanda yaşayıp evlenenlerin yaşlarını söylüyorum. Ayşe radıyallahu anh'ın ablası 18 yaşında evlendi. Resulullah'ın kızı Fatıma annemiz 19 yaşında evlendi. Safiye 18 yaşında evlendi. Hafsa 18 yaşında evlendi. Cüveyriye 18 yaşında evlendi. Bunlar Resulullah'ın eşleri. Hazreti Ali 22 yaşında evlendi. Cübeyr bir Mutim 19 yaşında nişanlandı Ayşe radıyallahu anh'la. Daha sonra nişanı atıyor babası. 19 yaşında nişanlandı. Bunlar hep sahih kaynaklarda geçer. Şimdi bakın, Resulullah kendi kızını, yeğenini, diğer eşlerini, işte Ebu Bekir'in kızı Esma'nın Zübeyir'le evliliğini, işte diğer evlilikleri gördünüz. Arkadaşlar bunlar hep 18-19 yaşında evlenmiş. Ayşe radıyallahu anh 6 yaşında evlenmiş diyorsunuz. Bu 6 yaş adetinin 6. yaşı, kızlığının 6. yaşıdır. Çünkü Araplarda yaş saymak adetten sonradır. Kadınlarda adetten sonra, erkeklerde de erkek olduktan sonra sayılır. Dolayısıyla ya düşünün, bunların hepsi 18-19 yaşında evlendirilmiş ama Ayşe radıyallahu anh'a gelince 6 yaşında evlenmiş diyorsunuz. Vallahi sizin kadar iftiracı var ya, yok ha, sizden büyük iftiracı yok yani. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Bu 9. maddeydi. Gelin 10. maddeye geçelim. Hani diyorum ya, Araplarda kızlar adetten sonra yaşları sayılır diye. Bakın arkadaşlar, benim bir Arap arkadaşım vardı. Bir yerde işte, bir ülkede. Arap bir arkadaşım vardı. O dedi ki, ben kız kardeşimi 5 yaşındayken evlendirdim. Böyle söyleyince var, benim beynime kan gitti arkadaşlar. Ben dedim, bu ne söylüyor? Bunun ağzını yüzünü kıracağım dedim. Bu ne anlatıyor yani? 5 yaşında evlendirilir mi? Dedim, nasıl 5 yaşında evlendirildi? Yani senin kardeşin 2009'da mı doğdu dedim. 2009 yılında mı doğdu? Hayır dedi. Benim kardeşim 19 yaşında evlendi. Ancak biz o kızlığından sonra sayarız. Bu yaş ilerledikçe evde kalma ihtimali artar. Kadınlar çocuklarına görücüye gittiklerinde, evlatlarına görücüye gittiklerinde hakaret olmasın, kalpleri kırılmasın diye kızın adet yaşını sorarlardı. Kızın gerçek yaşı ortaya çıkmasın diye, evde kaldığı ortaya çıkmasın diye. Kızınız kaç yaşında dendiğinde onlar der ki işte kızımız 5 yaşında, kızımız 6 yaşında. Onlar da anlar ki daha evlilik çağında, daha acelesi yok yani, evlenebilir. Çünkü onlar yaşını söylese mümkün bir kız 15 yaşında adet görür, biri 13 yaşında adet görür, biri de 19 yaşında adet görür arkadaşlar. Olabilir yani, bunlar doğal şeylerdir. O yüzden ya 19 yaşında adet gördüyse, 5 yaşındaysa kız 24 yaşındadır, almayalım demesinler diye kızın gerçek yaşını söylemek yerine adet yaşını söylüyorlar ki bakın daha kızımız körpe, kızımız daha gençtir yani evlendirebilirsiniz, oğlunuzu alabilirsiniz demek için adet yaşını söylüyorlar. Arap arkadaşlar, Arap yani bu adam. Arap köylüsü yani, köyde doğmuş büyümüş biri. Düşünün ki hala yani Bedevilerde bu kültür devam ediyor. Kızlar rencide olmasın diye, gerçek yaşları ortaya çıkmasın diye adetten sonra sayıyorlar. 13 yaşında mı oldun, 15 yaşında mı oldun, 17 yaşında mı oldun fark etmiyor. Ondan sonra sayıyorlar. Yani bugün bile arkadaşlar ya 2014 yılında bile böyle bir hadise yaşandı ise, 2014 yılında peygamber zamanında bu çok normaldir. Bu benim kendi hayatımdan bir örnekti. Şimdi gelin bunu Arap edebiyatıyla ispatlayalım. Bakın arkadaşlar, Lisanül Arap kitabında Arapçada 11 yaşından sonra yaş saymanın 19'a kadar birler ile geçtiğini görürsünüz. Hatta Araplar ceplerinde 11 dirhem olduğunu şöyle anlatır. Cebimde 10 dirhem var, 1 dirhem de sen verirsen cebimde 10 dirhem de 1 dirhem olur. Yani 11 dirhem olur. Mesela Araplar milyon derken de elf elf derler. 2 tane bini yan yana koyarlar. Elf elf 1 milyon demektir. Yani burada da Lisanul Arap'ta da görüyoruz ki Araplar 10 yaşından sonraki saymaları tek tek sayıyorlar. Yani arkadaşlar, ister ergenliği 11 yaşında başlatın, ister ergenliği 17 yaşında başlatın fark etmiyor. Araplar tek tek sayarlar, bir bir sayarlar.
11 ile 19 arasını. Bu birincisi. Şimdi gelelim diğer meseleye. Bu söylediğim var ya, yani adet yaşıdır diyorum ya. 6 yaş 6 adet yaşıdır. Yani Ayşe radıyallahu anh 19 yaşında 18 yaşında evlenmiştir. Gelin bunu Kur'an'dan ispat edelim. Öyle ya, şimdi bu videoyu izleyen bir ateist Lisanul Arab'ı nereden bulacak? Hepsi buradan falan sipariş etse dünyanın parası. Nereden bulacak bu adam? Ama Kur'an'dan bulabilir. Bakın arkadaşlar, bakın. Allah Kur'an'ında, şimdi size ben 3 tane ayet okuyacağım. Hep kadınların, kızların evlilik yaşını söylerken rüşt kelimesini geçiriyor. Rüşt yaşına geldiğinde kızlarınızı evlendirin. Rüşt yaşına geldiğinde kızlarınızı serbest bırakın. Yani istediğiyle evlensin. Rüşt, rüşt, rüşt. Hep rüşt kelimesi geçiyor. Arkadaşlar, eşüt veya rüşt veya buluğ vesaire vesaire. Yani akıl bali olma yaşı, hangi Arapça sözlüğe bakarsanız bakın, hangi kaynağa bakarsanız bakın, hep göreceksiniz ki 6 yaş diye bir şey yok, 9 yaş diye bir şey yok. Akıl bali insan, bir adam, bir kadın nasıl akıl bali olur? Ergenliğe girer, ergenliği bitmeye doğru artık meseleleri fehmetmeye başlar. Rüşt yaşı, akıl bali yaşı budur. Bakın mesela Allah Azze ve Celle Nisa suresinde 6. ayette diyor ki, evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri gözetin. Yani onları koruyun. Evlilik çağından sonra demek ki ne yapın? Evlendirin diyor. Şimdi burada devamında bakın ne diyor. Onlar olgunlaştıkları, bakın dikkat edin ateistler, dikkat edin. Onlar olgunlaştıkları, akıllı ve tedbirli hale geldikleri zaman eğer samimi bir kanaat oluşursa vakit geçirmeden mallarını kendilerine verin. Büyüyüp mallarını geri alacakları düşüncesiyle cahilce hırsızlık yapmayın. Yani yetim malını yemeyin diyor. Bakın arkadaşlar, Allah Azze ve Celle olgunlaşma çağına geldiklerinde çeşitli şartlar sayıyor. Diyor ki bir, olgunlaştıklarında, iki, akıllı ve tedbirli davranır hale geldiklerinde, üç de arkadaşlar, eğer bu konuda samimi bir kanaatiniz oluşursa, yani onların artık büyüyüp parayı kontrol edebilecek, parayı, malı eline alabilecek yaşa geldiklerine inandığınızda artık yetimlere mallarını verin diyor. Ve onlar hakkında da diyor ki arkadaşlar, evlilik çağına gelinceye kadar onları koruyun diyor. Bakın Allah Nisa suresi 6. ayette evlilik çağını devamında nasıl anlatıyor? Evlilik çağına gelene kadar yetimleri koruyun. Ey Yarabbi, evlilik çağı nedir? 1. Akıllı olacak. 1. Buluğu bitirecek. 2. Akıllı davranacak. 3. Siz de buna emin olacaksınız. Malı yönetebilecek, parayı yönetebilecek yaşa gelmesi lazım. 6 yaşında bir çocuk, Allah sizin belanızı vermesin. 6 yaşında bir çocuk parayı yönetebilir mi? 6 yaşında bir çocuk Allah'ın ayetinde de dediği gibi bakın, olgun, akıllı, tedbirli, samimi olabilir mi? 6 yaşında çocuk ya. Ya Allah'ın ayeti var, ayeti. Ey ateistler, buradaki 6 yaş 6 adet yaşıdır. Hayatının 6. yılı değil, adetinin 6. yılıdır. Resulullah'la o evlendiğinde 19 yaşındadır. Allah'tan korkmuyorsunuz çünkü inanmıyorsunuz ama bari delikanlı olun. Delikanlı olun ya, adil olun ya. Sonra da ateistlere bir kızdığında, burada Türkiye'de bize hiç saygı göstermiyorlar. Saygı kalmamış. Oysa ki Avrupa'da böyle değil. Avrupa'da medeniyet var. Sizin Avrupa'nıza da tüküreyim, size de tüküreyim. Bizim peygamberimize pedofili diyeceksiniz. Peygamberimizin eşine iftira atacaksınız. Peygamberimizin eşi, Allah ayette diyor ki, Ahzab suresi 6. ayette. Allah o bizim annemizdir diyecek. Siz de bizim annemize laf edeceksiniz. Biz de diyeceğiz ki ya evet ya ateistler ya gel sarılalım. Ya. Ulan sen ne güzel bir ateistsin ya. Aferin sana. Böyle mi diyeceğiz? Allah Azze ve Celle sizi bildiği gibi yapsın. Birincisi bu. Geçelim ikinci ayete. Bakın iyi dinleyin. İkinci ayet de Enam suresi 152. ayettir. Allah buyuruyor ki kendisi reşit oluncaya kadar iyi niyetle değerlendirmelerin dışında yetimin malına yaklaşma. Allah Azze ve Celle reşit oluncaya kadar yetim malına karışmayın diyor. Yetimi koruyun, gözetin, reşit olduktan sonra malını ona verin. Şimdi bir kadın ya da bir erkek ne zaman reşit olur da malını yönetir, evini, arsasını, dükkanını yönetir? Reşit olunca değil mi? Yani bu da kaç yaştır arkadaşlar? Erkekler için bu yaş 20-25 falandır. Kadınlar için de bu yaş 17-18-19 falandır. Kadınlar daha erken olgunlaşır. Kadınlar erkeklerden daha akıllıdır. Erkek 30 yaşındadır, hala aklı bir karış havada. Ama kadın 30 yaşında, benim annem 30 yaşında 6 tane çocuğu vardı arkadaşlar. Velhasıl değerli arkadaşlar, Allah Azze ve Celle bu ayette diyor ki reşit oluncaya kadar onların malını koruyun, reşit olduktan sonra mallarını verin. Bir insan ya da bir kadın ne zaman rüşt yaşına gelir, malını, dükkanını, arsasını ne zaman yönetir? Büyüyünce değil mi? 18-19-20 yaşından sonra. Diğer bir ayete geçelim.
Diğer ayet de İsra suresi 34. ayettir. Allah Azze ve Celle diyor ki, kendisi reşit oluncaya kadar iyi niyetle değerlendirme yapmanız dışında yetim malına yaklaşmayın, sözlerinizi eksiksiz yerine getirin, sözler ve taahhütler mesuliyet gerektirir. Aynı ayeti Allah En'am suresi 152'de de söylemişti. Şimdi İsra 34'te de aynısını söyledi. Rüşt yaşına kadar yetimlerin malına karışmayın diyor Allah Azze ve Celle. Rüşt yaşında olduktan sonra ey yetimin amcası ya da ey yetimin dayısı ya da ey yetimin teyzesi, ey yetimin dedesi neysen işte. Babası ölmüş birinin mirasına sahip çıkan kişi, her kimsen. Rüşt yaşına geldikten sonra çocuğun malını ver diyor ona. Rüşt yaşına ne zaman gelir biri? Sen 6 yaşında bir kız çocuğuna al babandan sana şu dükkan kaldı der misin? Ya da babandan sana şu araba kaldı al kullan der misin? Olgunluk yaşına gelir, aklı başına gelir, ondan sonra babandan sana şunlar kaldı dersin değil mi? Yani Buhari'de geçen Ayşe 6 yaşında evlendi sözü 6 adet yaşıdır. 6 ömür yaşı değildir. Bugün hala bugün bile Arap Bedevileri, Suudlular, diğerleri bugün bile hala kızlarının yaşını böyle söylüyorlar. Kızı rencide olmasın diye, kızının yaşı ortaya çıkmasın diye adetten sonra sayıyorlar. Öyle ya, kimisi 11 yaşında adet olur, kimisi 17 yaşında adet olur. 11 yaşında adet olan 3 yaşındayken 14 yaşında sayılır ama 17 yaşında adet olan 3 yaşındayken 20 yaşında sayılır. Hangi anne baba benim kızım büyüktür, diğer kızları alın benim kızımı almayın der. O yüzden bu çok güzel bir şey aslında arkadaşlar. Biraz aklınızı çalıştırın ya. Başka bir ayet örnek verelim. Bu da Kehf suresi 82. ayettir. Allah Azze ve Celle Kehf suresi 82. ayette diyor ki, hani meşhur Hızır kıssası var ya. Burada diyor ki, o duvar şehirdeki iki yetime aitti. Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam yolculuk yapıyorlar ya. O duvarın altında çocuklara ait hazine vardı. Babaları da dindar, salih bir adamdı. Rabbin onların rüşt çağına, yani ergenlik çağına ulaştıklarında Rablerinden bir rahmet olarak hazineleri çıkarmasını istedi. Bu icra planını da kendiliğimden uyguladım. Hızır Aleyhisselam Musa'ya söylüyor. Kendiliğimden uyguladım. İşte senin sabredemediğin şeyin iç yüzü budur. Hani arkadaşlar Musa Aleyhisselam Allah diyor ya, ya Rabbi benden daha ilimli biri var mı dünyada? Allah Azze ve Celle diyor evet var diyor, senden daha ilimli biri var. Musa Aleyhisselam diyor Allah'ım beni onunla karşılaştır. Allah Azze ve Celle de onunla karşılaştırıyor. Sonra Musa Aleyhisselam diyor ki ben sana talebe olacağım. Ben sana arkadaş olacağım diyor. Hızır Aleyhisselam diyor ki yapamazsın. Dayanamazsın diyor. Musa Aleyhisselam dayanırım diyor. Sonra kıssayı biliyorsunuz zaten, Kehf suresinde geçer. İşte orada yetimlerin duvarını inşa ettiği zaman Musa Aleyhisselam diyor ki sen niye bu duvarı yaptın ki? Sana para vermezler, bir şey vermezler. Bunlar iki tane yetimdir. Sonra Hızır Aleyhisselam diyor ki bu duvarın altında onlardan kalan, babalarından kalan bir hazine vardı. Allah da onlar olgunluk çağına geldiğinde o hazineyi alsınlar diye bana bu duvarı inşa ettirdi. Hakikaten de yetimler sonra o duvarın altındaki hazineyi buluyorlar arkadaşlar. Ama dikkat edin, Allah ayette olgunlaşma yaşı diyor. Olgunlaşma yaşı nedir arkadaşlar? İki tane yetime Allah ne zaman hazine buldurur? 6 yaşında çocuğa Allah hazine buldurur mu? Olgunlaşma yaşı en az 18 ya. En az 18. Hatta bugün 18 bile değil. Bugün 18 yaşında kişi bildiğin çocuk bile değil yani. Aklı hiçbir şeye ermez. Ha konuşsan her şeyi bilir ama aslında hiçbir şey bilmez. Ben 18 yaşında her şeyi bildiğimi zannediyordum arkadaşlar. Vallahi hiçbir şey bilmiyormuşum. Çok geç anladım ama anladım. Velhasıl değerli arkadaşlar, bu Kur'an'dan da bir örnektir. Görüldüğü üzere Kur'an'ın rüşt yaşı 6 değil. Kur'an'ın rüşt yaşı 18'dir, 19'dur. Ayşe radıyallahu anh'ın 6 yaşında evlendim dediği kızlığının 6. yaşıdır. Ömrünün 6. yaşı değil. Bakın doğum tarihini söyledik. Annesinden, Fatıma annemizden, İslam tarihinden, diğer sahabelerden, kardeşinden, babasından, Kamer suresinin nuzulundan hepsinden anlattık. Daha ne istiyorsunuz? Ama durum bitmedi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar. Hani 11. maddedeyiz ya, Kur'an'dan örnek veriyoruz. Kur'an'dan son örneğe. Bunu bilerek en sona bıraktım ki bu tam bitirici darbe olsun. Arkadaşlar Allah Nisa suresi 4. ayette diyor ki kadınlara mehirlerini verin. Eğer mehir olarak verdiğiniz bir şeyi gönül hoşluğuyla size verirlerse onu yiyebilirsiniz diyor. Bakın Allah evlendiğiniz zaman kadınlara mehir verin diyor. Şimdi mehir nedir arkadaşlar? Kadının evlenmeden önce aldığı paradır değil mi? Kadın bununla istediği gibi tasarruf eder. İster kendine ev alır, arsa alır, elbise alır. İstediği her şeyi alır. Kimse de buna karışamaz. Bu onun hakkıdır. Arkadaşlar bakın. Peygamber 6 yaşında Ayşe radıyallahu anh ile evlendiyse 6 yaşındaki çocuğa ne mehir vereceksin ya? Oyuncak bebek mi vereceksin 6 yaşındaki çocuğa? Ne vereceksin mehir olarak? 6 yaşında bir çocuğun ne mehiri olabilir ki? Sadece bu ayet bile
diğer rüşt yaşı ayetlerini, evlilik yaşı ayetlerini, yetimlerin olgunlaşma yaşı ayetleriyle karşılaştırdığında gösteriyor ki Ayşe radıyallahu anh mehir alabilecek, rüşt yaşına gelebilecek yaşı 18 ve sonrasıdır. Bu kadar net. Diyelim ve 12. maddemize geçelim. Şimdi değerli dostlar, bu mealciler ve hadis inkarcıları diyorlar ki, ateistler diyorlar ki, deistler, agnostikler falan da söylüyor. Bakın Buhari'de geçen hadise göre Ayşe radıyallahu anh diyor ki ben bebeğimle oynuyordum. İşte salıncakta sallanıyordum. Gelip beni Muhammed'le evlendirdiler diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Arkadaşlar bir kişinin bebeğiyle oynaması için 6 yaşında olması mı lazım? Bir kişinin salıncakta oynaması için 12 yaşında ya da ne bileyim 9 yaşında olması mı lazım? Yani siz hiç 50 yaşında bir kadın salıncakta sallanamaz mı diyorsunuz? Ya da siz hiç işte 60 yaşında kadın bebekle oynayamaz mı diyorsunuz? Eğer böyle diyorsanız sizin Arap kültüründen haberiniz yok demektir. Çünkü Araplarda oyuncak bebekle oynamak, onu biriktirmek, onun sergisini yapmak bir örftür. Ruslarda da böyledir. Mesela Ruslarda matruşka vardı değil mi? Matruşka. Bebek içinde bebek, bebek içinde bebek, bebek içinde bebek. Bunu Rus kadınları çeyizlerine koyarlar. 60 yaşındayken bile bazen böyle çeyizlerinden çıkartır da öyle bakarlar. Gençliklerini hatırlarlar. Ne biliyorsunuz? Ayşe radıyallahu anh da belki bebeğine bakıyordu, böyle gençliğini hatırlatıyordu. Belki de onunla oynuyordu. Nereden biliyorsunuz? Araplarda arkadaşlar bu bir Arap kültürüdür. Araplar bugün bile hala, yani bu 2022 yılındayız, bugün bile Arap kadınları oyuncak bebek biriktirirler. Bu onlar için bir örftür. Yani bir kadın 18 yaşında salıncakta sallanamaz mı? Ayşe radıyallahu anh Resulullah'la 18 yaşında evlendi diyoruz değil mi? 19 yaşında evlendi diyoruz. 19 yaşında bir genç kız bir bebekle oynayamaz mı? Arkadaşlar ya biz bu yaşa gelmişiz hala PlayStation oynuyoruz bazen değil mi? Ya da bizim yaşımıza gelmiş adamlar var hala oyuncak arabalarla yarış yapıyorlar böyle. Ya sen 40 yaşındasın ey ateist, 40 yaşındasın GTA oynuyorsun ya. 40 yaşında Counter oynuyorsun. Sen 40 yaşında Counter oynuyorsun bir şey yok. Ayşe radıyallahu anh 18 yaşında bebekle oynuyor sıkıntı. 18 yaşında sallancağa biniyor sıkıntı. Sen GTA oynayınca 40 yaşında oluyorsun bir şey olmuyor da Counter oynayınca diğer ne bir sürü oyun. Onları oynayınca bir şey olmuyor da Ayşe radıyallahu anh 18 yaşında bebekle oynayınca mı sıkıntı oluyor? Ne adaletsiz bir adamsın ya. Ne adaletsiz, ne karaktersiz bir adamsınız. Kendiniz oynayınca iyi, kendinizde sıkıntı yok. Ayşe radıyallahu anh oynayınca vay 6 yaşında evlenmiş Muhammed pedofili bilmem ne. Allah sizin belanızı versin. Şimdi değerli arkadaşlar geçelim 13. maddemize. 13. maddede de Fatıma annemiz üzerinden bir çıkarım yapacağız. Fatıma radıyallahu anh ile Ayşe radıyallahu anh'ın yaşı aynıdır. Hatta beraber yaşadıkları hadiselerde bile sık sık vurgularlar. Fatıma ile yaşıttım, Fatıma ile yaşıttım, Ayşe ile yaşıttım diye. Şimdi arkadaşlar ikisi de 605 yılında doğmuş. Resulullah Fatıma radıyallahu anh'ı Ali 22 yaşındayken Fatıma da 19 yaşındayken evlendirmiştir. Ali 22 yaşındayken Fatıma da 19 yaşındayken evlendirmiştir. Hatta Ali radıyallahu anh ile Fatıma radıyallahu anh'ın evlilik yaşında Şiiler bile, bakın ha ehl-i sünnet değil, selefiler değil, Şiiler bile ittifak etmiştir. Şiiler bile ittifak etmiştir. Ki Şiiler Ayşe radıyallahu anh'ı hiç sevmezler. Tıpkı mealciler gibi hiç sevmezler. Tıpkı ateistler gibi hiç sevmezler Ayşe radıyallahu anh'ı. Değerli arkadaşlar bakın, peygamber kendi kızını 19 yaşındayken evlendiriyor. Böyle bir ahlaki öngörüye sahip olan, Allah'ın rüşt yaşına gelince yetimlere evlendirin, rüşt yaşına gelince kadınlarla evlenin, rüşt yaşına gelince kadınlara mehir verin diyen bir Allah'ın emrine uyan bir peygamber kızını 19 yaşında evlendiriyor, rüşt yaşındayken evlendiriyor. Ama kendisi 6 yaşındayken biriyle evleniyor öyle mi? Ya siz cahil bir ahmaksınız ya da iftiracı zındıklarsınız. Başka bir açıklaması yok bunun. Şüphesiz Buhari'de geçen 6 yaş 6 adet yaşıdır. Çıldırsanız da bu böyledir, kudursanız da bu böyledir. Öyle ya, deminden beri bir sürü mantıki, akli, Kur'ani çıkarımlar yapıyoruz değil mi? Geçelim 14. maddemize. Değerli arkadaşlar bakın yine İbni İshak ve İbni Hişam'dan nakil yapacağım. İbni İshak ve İbni Hişam da İslam tarihi konusunda ekoller. Bakın İbni İshak ve İbni Hişam Abdullah İbni Mesud'un hayatını anlatırken diyor ki Abdullah İbni Mesud 610 yılında Müslüman olmuştur. Ve Ayşe radıyallahu anh Abdullah İbni Mesud'dan önce Müslüman olmuştur bakın. Abdullah İbni Mesud 610'dan Müslüman oluyor. Ayşe de ondan önce Müslüman olmuş. Şimdi Ayşe radıyallahu anh'ın 9 yaşında, 6 yaşında evlenip 9 yaşında cinsel ilişkiye girmesi için 614 yılında onların mantığına göre doğması lazım. Bazı ateistler de 618 diyorlar. Hadi 614 diyelim. 614'te doğması lazım.
614'te doğan Hazreti Ayşe, 610 yılında Müslüman olan Abdullah İbni Mesud'dan önce nasıl Müslüman oldu? Embriyo kendi Müslüman oldu. Hatta embriyo bile değil, yani embriyodan daha eski. Bakın, İbni Mesud 610 yılında Müslüman olmuş. İbni İshak da İbni Hişam da diyor ki Ayşe İbni Mesud'dan önce Müslüman olmuştu. Çünkü Ayşe radıyallahu anh İbni Mesud'un Müslüman olma hikayesini anlatıyor. Müslüman olma kıssasını anlatıyor. İbni Mesud geldi şöyle oldu böyle oldu diye. Olayları görmüş kadın. Sevgili annemiz. Allah ona rahmet etsin. Bizi cennette ona komşu kılsın. Bakın 610 yılında Abdullah İbni Mesud Müslüman olmuş. Ateistler de diyorlar ki Ayşe 614'te doğdu. 614'te doğan bir insan 610 yılından önce nasıl Müslüman olur? Hiç sizin zekanız yok mu ya? Kafanızın içinde siz ne taşıyorsunuz? Allah size hidayet versin. Şimdi geçelim 15. kaynağa. Değerli arkadaşlar bakın, size Arapların bir örfünü söyleyeceğim. Araplar, cahiliye Arapları, yani İslam'dan önceki Araplar, kızları adet gördüklerinde, normalde biliyorsunuz arkadaşlar, cahiliye Araplarında kız çocuk aşağılanmak demekti. Kız çocukları direkt toprağa gömerlerdi. Ve kız çocuklarından nefret ederlerdi. Ve Araplar kız çocuklarını yaşattıklarında ise, onlara yaşama hakkı verdiklerinde ise kızlarını satılığa çıkardıklarını nasıl duyururlardı biliyor musunuz? Benim kızım satılıktır demek için Darun Nedve'ye gelir derlerdi ki benim kızım satılıktır. Araplar da anlardı ki kızı adet olmuş, kızı adet görmüş artık evlenebilir bir yaştadır. O yüzden Darun Nedve'de o kızı kendi oğullarına alırlardı. Eğer kız bir özgür kişinin kızıysa kendi özgür oğullarını alırlardı. Eğer kız bir kölenin çocuğuysa kendi kölelerini alırlardı. Yani arkadaşlar Araplar Darun Nedve'de kızlarını satmak için, kızlarını başlık parasıyla satmak için Darun Nedve'de duyuru yaparlardı. Kızım adet görmüştür, kızım kız olmuştur diye duyuru yaparlardı. Araplarda böyle iğrenç bir adet vardı. Ve değerli arkadaşlar, eğer bu uygulamayı esas alacaksak, Darun Nedve uygulamasını esas alacaksak, o zaman şunu göreceğiz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Ayşe radıyallahu an, ben 6 yaşında Muhammed'le nişanlandım, 9 yaşında evlendim diyor ya, o zaman bu Darun Nedve'deki cahiliye adetini adet alacaksak, örnek alacaksak, burada da ortaya çıkmış oluyor ki bu 6 yaşında evlendim dediği şey adet yaşıdır. Görüldüğü üzere değerli arkadaşlar, bu kadar basit bir çıkarım. Ya bunun cahiliye müşriklerinde olduğunu nereden biliyorsun diye soruyor musunuz? Eğer bunu soruyorsanız o zaman arkadaşlar sıradan basit bir İslam tarihi kitabı ya da Arap tarihi, Suudi Arabistan, Arap Yarımadası tarihi kitabı alarak görebilirsiniz. İnsanlar yaşlarını cahiliyeden kalma bir adetle, cahiliyeden kalma kötü bir adetle böyle söylüyorlardı. Ama elhamdülillah İslam bunu kaldırdı. Ayşe radıyallahu anh Resulullah'la 9 yıl evli kaldı. Bu da demek oluyor ki 18-19 yaşında Resulullah'la evlendi. Yani burada 6 yaşında Muhammed'le evlendim sözü 6 adet yaşında olarak algılanır. Çünkü Araplar yaşlarını, Arap kızları yaşlarını böyle söylerler. Cahiliye Arapları, necis müşrikler kızlarını satmak için böyle söylüyordu. Ama Ayşe annemiz bu kötü şeye atıf yapmıyor. Ben 6 yaşında, yani kızlığımın 6 yaşındayken evlendim diyor. Yani bu cahiliye adetine atıf yapmıyor. Oradaki Arapların yaş töresini, yaş belirleme kıstasını söylüyor. Öyle ya, senin anne kaç yaşında evlendi babanla? Eskiden öyle değil mi? Annelerimiz, nenelerimiz, nenelerimizin anneleri ergenlik çağına girdikten sonra evlendirilirmiş yani. Şimdi arkadaşlar gelelim 16. maddemize. 16. maddemiz de şu. Ayşe radıyallahu anh Mekke'den nakiller yapıyor. Mekke'de gördüğü şeyleri anlatıyor. Mekke'de gördüğü şeyleri anlatması bize Ayşe radıyallahu anh'ın yaşı hakkında bilgi veriyor. Eğer Ayşe radıyallahu anh dediğiniz gibi hicrete doğru doğduysa o gözünü Medine'de açmış. Aklı başına, reşit yaşına, hafızasını kayıt edebilecek yaşa Medine'de gelmiş demektir. Biliyorsunuz ki çocuklar, kayıt yaşı, çocukların kayıt yaşı 4 ve sonrasıdır. Yani bu videoyu izleyen kişi, sen 1 yaşında yaşadıklarını hatırlayamazsın. 2 yaşında yaşadıklarını hatırlayamazsın. Eğer çok zeki biriysen 4 yaşından sonra yaşadıklarını hatırlarsın. Zekan normal ise eğer 6 yaşından sonra yaşadıklarını hatırlarsın. Hatta birinci sınıfa dair bile çok hatıra yoktur kafanda. Çocukların kayıt yaşı, akıl kayıt yaşı budur değerli arkadaşlar. Ayşe radıyallahu anh'ın eğer hicreti ateistlerin dediği gibi 614 yılında doğduğunu atfedersek hep Medine'de yaşananları rivayet etmesi lazım değil mi? Ama bakın Ayşe radıyallahu anh Mekke'de yaşanan birçok olayı rivayet ediyor. Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de neler geçiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın
Ayşe radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan önce yaşanan fil vakası var ya hani. Elem tere keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Hani Necaşi'nin adamları geliyor ya, Kabe'yi yıkmak için mancılıklarla, fillerle geliyorlar. Ve o fillere Allah ebabil kuşlarını gönderiyor ve o orduyu helak ediyor. İşte Ayşe radıyallahu anh diyor ki Mekke'de o ordudan geriye kalan iki kişi dileniyordu. Ben de onları gördüm diyor. Bakın Mekke'de gördüğü bir hadiseyi anlatıyor. Ayşe radıyallahu anh'ın yaşına en büyük delil. İkinci bir örnek verelim değerli arkadaşlar. Ayşe radıyallahu anh diyor ki Muhammed yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki sıkıntılı günlerinde yani peygamberliğinin ilk yıllarında sürekli babamın evine gelirdi diyor. Sürekli bizim eve gelirdi diyor. Bak Ayşe radıyallahu anh çocukken bu olayı hatırlıyor. Başka bir örnek verelim. Yine Ayşe radıyallahu anh diyor ki babam nübüvvetin 5. yılında Habeşistan'a hicret etti. Yani babasının Habeşistan'a hicretini hatırlayan bir çocuktan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Yani bu da demek oluyor ki Ayşe radıyallahu anh'ın doğum tarihi bizim dediğimiz gibi 605 senesidir. Arkadaşlar 605 yılında doğmuştur. Yine başka bir örnek verelim mesela. Ayşe radıyallahu anh Mekke'deyken namazlar 2 rekat kılınıyordu. Medine'ye geldiğinde 4'e tamamlandı hadisi var ya. Bakın Mekke'deyken 2 rekat kılınıyordu diyor. Medine'deyken sadece sefer halleri 2 rekata düştü. Diğerlerinde 3 rekat olarak, 4 rekat olarak oldu diyor. Bakın Mekke'de gördüğü namazları anlatıyor. 2 rekat kılıyorduk diyor. Bakın arkadaşlar 605 yılında doğduğunun en büyük delili Ayşe radıyallahu anh'ın hala belleğinde Mekke'ye dair hatıralar var. Çünkü Ayşe radıyallahu anh 605 yılında doğmuştur ve 622 yılında hicret etmiştir Medine'ye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hicretin 2. senesinde evlenmiştir. Bedir Savaşı'ndan sonraki Şevval ayında. Gelelim şimdi 17. cevabımıza. Bu cevabımızda ise arkadaşlar Ayşe radıyallahu anh ile şöyle bir matematiksel çıkarım yapacağız. Onun evlilik yaşına dair. Bakın arkadaşlar. Ayşe radıyallahu anh Hicri 58 yılında 74 yaşında vefat etmiştir. Hicri 58 yılında 74 yaşında vefat etmiştir. Eğer 74 yaşında vefat ettiyse ve Peygamberimizden sonra da 48 yıl dul yaşadıysa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle de 9 yıl evli kaldıysa, öyle ya, 9 yıl evli kaldı her kaynakta geçiyor. Öldüğü tarih belli, 9 yıl evli kaldığı tarih belli. Ve 48 yıl Resulullah'tan sonra hadis rivayet etmiş. 9 yıl evli kaldıysa, buradan da anlaşılıyor ki değerli arkadaşlar, Ayşe radıyallahu anh'ın doğum yılı 605'ti. Bunun kaynağını da söyleyeyim hemen. Nevevi'nin Tehzibetül Esma kitabında 1. cilt 597. sayfada, İbni Hişam'ın Es-Siresinde 1. cilt 176. sayfada, İbni Kesir'in El-Bidayesinde 2. cilt 214. sayfasında, Buhari'nin Salat bölümü 70. hadisinde, İmam Ahmed'in Müsned'inin 4. cildinin 198. hadisinde, aynı zamanda da Teberani'nin Mu'cemül Kebir isimli hadis kitabında 285. sayfada geçiyor değerli arkadaşlar. Görüldüğü üzere birçok maddeyle ateistlerin ve hadis inkarcılarının Muhammed pedofilidir ya da hadis inkarcının deyimiyle hadisler mantıksızdır dediği şüphelere tek tek cevaplar verdik. Kaynak niteliğinde bir video hazırladık, kaynakları da tek tek beyan ettik. Ey mealciler, bunlardan yola çıkarak hadisler çok mantıksız demeyi bırakın, gelin tövbe edin, tevhide tabi olun, selefin akidesine sarılın, Kur'an'a ve sünnete sarılın, tağutu reddedin, kendi nefsinizi tağut edinmekten ve Allah'ın kitabıyla Resulullah'ın hadislerini savaştırmaktan vazgeçin. Ey ateistler, Resulullah Efendimiz'e pedofili demeyi bırakın, annemize iftira atmayı bırakın. Gelin Müslüman olun, tağutu reddedin, tevhide tabi olun. Eğer böyle yaparsanız kurtuluşa erersiniz. Eğer böyle yapmazsanız sizi YouTube'da dinleyenlerin vebali de sizin boynunuzadır. Eslim teslim. Müslüman olun, kurtuluşa erin. Allahümme hel bellegt, Allahümme feşhed. Allahümme hel bellegt, Allahümme feşhed. Allahümme hel bellegt, Allahümme feşhed. Sözlerimde bir iyilik ve doğruluk varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir eksiklik veya kusur varsa nefsim ve şeytandandır. İnşallah beğeni ve yorumlarınızı sizden bekliyorum. Ve mutlaka ama mutlaka üzerinde uzun müddet çalıştığım şu videoyu paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum değerli dostlar. Ve ahire davauna enilhamdülillahi rabbil alemin.